Bismillahirrahmanirrahim. Babül kasame. Bu bab kasamenin babıdır. Kasame bir mahallede yahut da bir köyde bir ölü bulundu da katili bilinmedi mi, o mahallenin büyüklerinden, o köyün büyüklerinden 50 kişi tutulur getirilir. Onlara yemin verdirilir. Bu adamı biz öldürmedik ve katili de bilmiyoruz diye yemin verdirilir. Kasame. Onlar yeminden istinkâf ederlerse, yemin etmezlerse demek ki kendileri öldürdüğü sabit olur, hapiste kalırlar. Yok, yemin ederlerse diyete alınır. Buna kasame derler. Şimdi bu kasamenin birkaç cihetten burada izahı var. Diyor ki bir adam bir evde bulunursa, birinci mesele o. Ölü bulundu. O evde oturan adama mı yemin düşer? Yoksa o evin sahibine mi? Ev icar, adamı birisi tutmuş, orada bir ölü bulunmuş. Ev sahibi mi hesaba çekilir yoksa müstecir mi? Birinci mesele bu. Hel yetekunu ala sakin iddar, darda sakin olanlar üzerine mi kasame olur? Öyle sakin ki el mevcudu fiha el katil, öyle der ki el mevcudu fiha, o darda bulunmuş, el katilu katil bulunmuş, katil o darda bulunmuş. Yoksa ev sahibine mi kasame tereddüb eder, yemin hangisine tereddüb eder? Haddesena Yunus kâle haddesena Süfyan an Yahya ibn Sa'id semi'a Büşeyr ibn Yasar an Sehl ibn Ebi Hasme kâle vücide Abdullah ibn Sehl'in katilen fi qalibin min kulubi Khaybar. Abdullah ibn Sehl amucesiyle beraber Khaybar'a gittiler. İşlerine ayrıldılar. Biraz sonra Abdullah ibn Sehl kayıp oldu. Aradı, buldular ki öldürmüşler, bir kuyuya atmışlar. Vücide katilen, Abdullah ibn Sehl diyor, ölü bulundu. Fi qalibin, bir kuyuda. Min kulubi Khaybar, Khaybar'ın kuyularında. Kalip bir kuyu ama çok derin değil. Ağzı geniş, çok derin olmayan kuyulara. Yani havuz gibi biraz eşilmiş. Öyle bir yerde buldular. Ona kalip derler. Fecahu Abdurrahman ibn Salim. Geldi amucesi Medine-i Münevvere'de Resulullah Efendimiz'e haber verdi ki böyle böyle oldu. Onun kardeşi Abdurrahman ve ammahu Hüveysetu ve Muhayse. İki amuceleri Hüveyse ve Muhayse. Onlar Hüveyse de demiş ama Hüveysetu olacak o da. Bu kardeşi ve iki amuce çocukları ki onlar da Hüveyse ve Muhayse, onlar geldiler. İbna Mes'udin radıyallahu anhu, Hüveyse ile Muhayse de Mes'ud'un oğulları. Evet. İlâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldiler. Fezehebe Abdurrahman liyetekellem. Abdurrahman öne düştü, Rasûlullah Efendimiz'le konuşmak istedi. Fekâlün Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki el-kübre el-kübre. O yaş itibariyle küçük olduğundan dedi yok. Yaşa dikkat edin, yaşa. Yani büyük kimse o konuştu. Sen konuşma demek istedi. Öyle deyince o gerisin geri çekildi. Fetekelleme ehadü ammeyhi. Amucelerinden birisi konuştu. İmma Hüveyse ve imma Muhayse. Ya Hüveyse ya Muhayse konuştu. Tekellemel kebiru minhuma. Yani onlardan hangisi büyükse o. Ya Hüveyse ya Muhayse, onların hangisi büyükse o konuştu. Kale, dedi ki ya Resulallah, inna vecedna Abdullah ibn Sehl'in katilen. Biz Abdullah ibn Sehl'i ölü bulduk. Fi qalibin min kulubi Khaybar. Khaybar'ın kuyularından bir kuyuda ölü bulduk. Ve zekere adavete Yahudin lehum. Yahudilerin adavetini de zikreyledi. Dedi ki Yahudiler de zaten bize düşmandırlar dedi. Bunlar Müslümanların düşmanı olduğundan bunlar öldürmüştürler dedi. Bir Khayber'de başka kimse yok, Yahudilerden başka kim öldürecek? Bu Yahudiler bize düşmandırlar, bunlar öldürdü diye iddia etti. Bâle Peygamber Efendimiz buyurdu ki
اَفَتُبْرِعُكَ Seni ibra eder mi? Yahudu Yahudiler bir hamsine yeminen 50 yemin ile 50 kişi gelir de yemin ederlerse ki ennehum lem yaktuluhu onlar öldürmedi diye yemin ederlerse seni beri kılar mı? Yani buna razı olur musun? Yemin ederlerse ki biz öldürmedik vazgeçer misin? Kale dedi ki kultu ben dedim ve keyfe nerda bi eymanihim Yahudilerin yeminlerine biz nasıl razı olalım? Vehum müşrikun. Onlar müşriktirler. Ehli tevhid değil. Biz onların yeminlerine razı olmayız. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki feyuqsimu minkum sizden yemin eder hemsune 50 kişi ki ennehum katelu onlar öldürdü diye sizden yani ensardan 50 kişi gelir yemin ederler ki Yahudiler öldürdü bunu. Madem onların yeminini kabul etmiyorsunuz, siz 50 kişi getirin, yemin edin ki bunu Yahudiler öldürdü. Galu onlar dediler ki, keyfe nuksimu, nasıl yemin edelim, ala malem nere, görmedik. Yahudilerin öldürdüğünü görmedik, nasıl yemin edelim? Bunu da yapamadılar. Fevedâhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz diyetini verdi, min indihi kendi indinden. Çünkü Yahudilerin öldürdüğü sabit olmadı. Arada da bir adam ölmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun diyetini kendi indinden yani sedaka malından ödedi. Haddesena Yunus kâle ahberen ebn-i vehbin enne maliken haddesehu an Yahya ibn-i Sa'idin en Büşeyri ibn-i Yasar ennehu ahberehu enne Abdullah ibn-i Sehlin el-Ensariye ve Muhaysete bin Mes'udi. Büşeyr diyor ki Abdullah bin Sehl ile amucesi Muhaysete bin Mes'ud haraca ila Khayber. Khayber'e gittiler. Feteferraka ayrıldılar fi havaicihima ihtiyaçları hakkında. Fekutile Abdullah bin Sehl. Abdullah bin Sehl öldürüldü. Febelaga Muhaysete. Muhaysete haber gitti ki Abdullah öldürülmüş. Feata huwa ve ahuhu Huveysetu ve Abdurrahman bin Sehl. Muhayse, kardeşi Hüveyse'yi aldı. Ölen adamın kardeşi Abdurrahman'ı aldı. Geldiler. Kime? İlâ Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldiler. Fezâbe Abdurrahman liyetekelleme. Abdurrahman gitti ki konuşalım. Mekânihi min ahîhi. En yakın akrabası o kardeşi olduğundan o konuşmak istedi. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki kebbir kebbir. Yani büyüge dikkat et, büyüge dikkat et, kebbir. Yukarıda kübre geliyor. Hı? Yukarıdaki el kübre kübre, bu kebbir kebbir, emrediyor ona. Yani buradaki el kübre el kübre, bu kebbir kebbir. Yani büyüge ileri sür demek. فَتَكَلَّمَ حُوَيْسَةُ وَمُحَيْسَةُ Hüveyse ve Muhayse konuştu. Burada ev olsa daha güzel olur. فَتَكَلَّمَ حُوَيْسَةُ اَوْ مُحَيْسَةُ Lakin evi getirmemiş. Onlar konuştular. فَسَكَرَا zikrettiler. شَانَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلِ Abdullah ibn-i Sehl'in nasıl öldürüldüğünü onlar söylediler. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَاَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz onlara dedi ki اَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينَ 50 yemin yapar mısınız? Ve testahikkune. Orada elif yok. Ev yazmış yanlış. 50 yemin yapar mısınız ki ve testahikkune deme katilikum. Katilinizin kanına müstahik olasınız. Ev sahibikum. Deme katilikum yahut deme sahibikum. Devam mı gelir? Hı? Ve. Bu elif fazla. Ve testahikkune. Yani 50 yemin yaparsınızsa bu vakitte kana sahip olursunuz, onlardan kısas talep edersiniz, yahut diyet talep edersiniz. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Dediler ki, ya Resulullah, لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْتُرْ Biz onun katledildiğini görmedik, bu arada hazır da değildik, nasıl bir yemin edelim? قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki, اَفَتُبْرِئُكُمْ Sizi beri kılar mı? يَهُودُ يَهُودْ بِخَمْسِينَ يَمِينًا Onlar 50 yemin yaparlarsa siz vazgeçer misiniz? Kalu ya Resulallah keyfe nekbelu eymane kavmin kuffar
kafir olan bir cemaatin yeminini biz nasıl kabul edelim? Bunlar kafir, yalan yere yemin ederler. Kendileri yemin etmedi. Yahudilerin de yeminini kabul etmediler. Ne olacak? Abdullah ibn Sa'd'in diyeti kimin üzerine terkip edecek? Kale Malik. Malik dedi ki, Kale Yahya ibn Sa'id feza'ama Büşeyr. Ravilerden Yahya ibn Sa'id diyor ki, Büşeyr ibn Yesar zu'metti ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz vedahu, onun diyetini verdi, min indihi, kendi indinden verdi diye ravi Büşeyr böyle zu'metti ve böyle bize anlattı. Bunların meseleyle alakası ne? Biz esasen mevzumuz, bir evde bir ölü bulunursa evde oturan adam mı mes'ul yoksa evin sahibi mi mes'ul? Esas mesele o. Bu Hayber meselesini neye getirdi? Yemin meselesi. He? Yemin meselesi. Anladık. Yemin ama Hayber zaten Yahudilerin elinde. Diyor ki bu meselede ihtilaf var. Fetih'ten evvel mi oldu, sonra mı oldu? Bu gaziyeler gösteriyor ki Fetih'ten sonra oldu. Hayber Müslümanların idi. Yahudiler orada ortak çalışırdılar. Fetih olunduktan sonra Ashab-ı Kiremler Aziz'i aldılar bunların elinde. Onlara da dediler ki çalışın. İcarci, ortakçı çalıştılar. Esas mal sahibi kim? Müslümanlar. İşte onun için getiriyor bunu. Diyor ki bak burada yemin kime tereddüt etti? Orada duranlara, Yahudilere. Halbuki arazının sahibi Müslümanlar idi. Ama bir rivayette var ki hayır, fetihten evvel oldu. Fetihten evvel olduysa mesele değişir. Delil olmaz. Fetihten sonra olduysa bu mesele delil olur. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حسمة أنصاردن سهل بن أبي حسمة denilen bir adam أخبره ona haber vermiş بشير demiş ki أن نفرا من قومه أنصاردن bir cemaat انطلقوا إلى خيبر خيبر'e gittiler işte Abdullah ibn Sehl ile amcası Hüveyse فتفرقوا فيها orada ayrıldılar birbirinden. فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا ondan sonra birisini ölü buldular. Hazreti Abdullah ibn Sehl'i ölü buldular. فَقَالُوا dediler ki لِلَّذ۪ينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ gidip de kendi yanlarında olan kuyuda buldukları adamlara, yani Yahudilere, Yahudilerden bir kısmı ki o kuyunun yanındaydılar, onlara dediler ki قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا bizim sahibimizi öldürdünüz. Kalu, onlar dediler ki vallahi ma katelna, Allah'a yemin ederiz ki biz öldürmedik ve la alimna katilen, bunu öldüreni de bilmiyoruz. Kim öldürmüş ondan da haberimiz yok. Fendalegu ila nebiyyillah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine-i Münevvere'ye geldiler, Peygamber Efendimiz'e şekva ettiler. Fekalu, dediler ki ya nebiyyallah, indalakna ila Hayber, ya Resulallah biz Hayber'e gittik. فَوَجَدْنَا اَحَدَنَا قَتِيلًا bizim cemaatten birisini ölü bulduk. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki اَلْكُبْرَ اَلْكُبْرَ yani büyüğünüz kimse o gelsin konuşsun. فَقَالَ لَهُمْ onlara Resulullah Efendimiz dedi ki تَاتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَدْ kim öldürdüyse beyine getirin. Frankes öldürdü, katledin Frankes'le diye bir beyine getirin. Kalu, dediler ki ma lena bi beyine, bizim şahidimiz, beyinemiz yok, gören yok. Kale, dedi ki efe yehlifûne lekum, onlar size yemin ederler mi? Yani yemin etseler vazgeçer misiniz? Efe yehlifûne, yemin ederler mi lekum sizin için? Yani kabul eder misiniz onların yeminini? Kalu, dediler ki la nerda beymanil yehud, Yahudilerin biz yeminlerine razı olmayız ki. Onlar yalan yere de yemin ederler. Bizim onlara itimadımız yok. Dediler. Fekereha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kerih gördü. En yübdile demehu. Abdullah ibn-i Sehlen kanını iptal eder. Çünkü hiçbir kimseye tereddüt etmiyor. Yahudilerin yeminini kabul etmiyorlar. Kendilerine yemin düşüyor. 50 kişi yemin etsin ki Yahudiler öldürdü. Onu da yapmıyorlar. Ortada kaldı. Peygamber Efendimiz de bir zaten kanının heder olmasını istemedi. Fevedâhu.
diyet olarak verdiği bir mi'etin min ibilis sadaka. Sadaka develerinden 100 deve diyet olarak mektulun cemaatine verdi. Haddesena Yunus kâle akberen ebn-i vehbin enne maliken haddesehu an ebi leyle bin abdillahi bin abdirrahman an sahri bin ebi hatma ennehu akberehu ricalun min küberâi kavmini. O Sahri bin ebi hatma de diyor ki Ensar'ın büyüklerinden bir takım adamlar bana haber verdi diyor ki enne Abdullah ibn Sahlin ve Muhayse Abdullah ile amucesi Muhayse haraca ila Khayber. Khayber'e gittiler. Neden dolayı gittiler? Min cühdin esabehum. Onlara bir ihtiyaç hasil oldu. Açlıktı. Medine'de bir darlık oldu. Gittiler ki oradan rızık tedarik edeler. Getireler. Feata Muhaysetu Muhayse Medine'ye geldi. Feakbara haber verdi ki enne Abdullah ibn Sehl'in kutil. Dedi ki Abdullah ibn Sehl orada öldürülmüş. Ve turiha fi fakirin. Bir çukura dağıtılmış. Ev aynin yahut da ayn. Yani su çıkan gözeye atılmış. Feata Yahuden. Yahudilere geldi. Fekale dedi ki entum vallahi kateltumu. Allah'a yemin ederim ki bunu siz öldürdünüz. Siz Müslümanları sevmiyorsunuz. Burada kim öldürecek? Siz öldürdünüz. Fekalu dediler ki vallahi ma katılna. Allah'a yemin ederiz ki biz öldürmedik. Feakbele hatta kadime ala kavmihi. Medine'ye geldi. Kendi cemaatine yetişti. Fezekere lehum zalik. Kendi cemaatine dedi ki mesele böyle böyle. Abdullah ibn-i Sehli ölü buldu fakat Yahudiler kabul etmiyorlar. ثُمَّ اَقْبَلَ هُوَ وَاَخُوهُ حُوَيْسَ Muhayse kardeşi Hüveyse'yi de aldı. وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ Hüveyse Muhayse'den büyük idi. وَعَبْدَرْرَحْمَانِ اِبْنَ سَهْلِ وَعَبْدُرْرَحْمَانِ اِبْنُ سَهْلِ Abdurrahman ibn-i Sehl de ikbar etti. Yani üçü beraber Resulullah Efendimiz'in huzuruna çıktılar. فَذَهَبَ مُحَيْسَةُ لِيَتَكَلَّمْ Muhayse gitti ki konuşa. وَهُوَ الَّذ۪ي كَانَ بِخَيْبَرَ Khayber'e Abdullah ibn-i Sehl ile giden o idi. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِمُحَيْسَةَ Peygamber Efendimiz Muhayse'ye dedi ki كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيدُسْسُنْ Yani yaş itibariyle büyüküne dikkat et. Yani Muhayse senden büyük. Hüveyse büyük, o konuştu demek istedi. فَتَكَلَّمَ حُوَيْسَةُ Hüveyse konuştu. قَبْلُ مُحَيْسَدَنْ اَوَلْ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيْسَ Ondan sonra Muhayse de konuştu. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki اِمَّا اَنْ يَدُوا سَاحِبَكُمْ وَاِمَّا اَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبِ اِمَّا اَنْ يَدُوا Ya onlar diyet versinler. Diyeti sahibekum. Sizin sahibinizin diyetini versinler. وَاِمَّا اَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبِ Yahut da harbe hazırlansınlar. Yahudiler ya bunun diyetini versinler yahut da harbe hazırlansınlar. فَكَتَبَ اِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَلِكِ Yahudilere bu hususta yazdı. Yazdı ki ya bunun diyetini verin ya harbe hazır olun. Bu da anlaşılıyor ki fetihden evvel olmuş. فَكَتَبُوا Onlar yazdılar ki اِنَّا وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَا Allah'a yemin ederiz ki biz öldürmedik. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويسة ومحيسة وعبد الرحمن وشنا في أنبرة المزددك أتحلفون سيز يمين در مسنس وتستحقون دم صاحبكم صاحب الأنقام مستحق لسنس يعني يمين در سنس تمام 50 تنة يمين أولدن وقت يهود لردن جبرا دية طالن قالوا لا dediler ki bilmiyoruz onların öldürdüğünü görmedik ki yemin edelim. قَالَ اَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ Yahudiler size yemin etseler kabul eder misiniz? قَالُوا dediler ki لَيْسُوا بِمُسْلِم۪ينَ Onlar Müslüman değil ki biz onların yeminini kabul edelim. İki taraf da böyle ispat edemeyince فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz onun diyetini verdi مِنْ عِنْدِهِ kendi indinde. فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ Evet, onlara gönderdi mektubun sahiplerine, cemaatine bimi etin hakkı, 100 dişi deve gönderdi. Hatta utkilet aleyhi müddar, hatta onların evine
içeriye sokturuldu. Yani develeri götürdü, evlerine onları teslim ettiler. 100 tane kişi deve. Kale Ebu Yusuf, peki şimdi bu meseleden hüküm çıkarılacak. İmam Ebu Yusuf kendi içtihad etti. Buyurdu ki, rahimehullah, fakat alimna, biz bildik ki enne Khaybere Khayber kânet lil müslimîn, Müslümanların idi o vakit. لَاَنَّهُمْ اِفْتَتَحُوهَا, onlar fethetmiştiler. O vakit Abdullah ibn-i Sehel'in katledildiği zaman Khayber fetholmuştu, Müslümanlar fethetmişti. وَكَانَتِ الْيَهُودُ عُمَّالَهُمْ ف۪يهَا, Yahudiler de Müslümanların ameleleriydi. Yani arazıları onları ortağa vermiştiler. فَلَمَّا وُجِدَ ف۪يهَا, vaktaki Khayber'de bulundu هَذَا الْفَت۪يلُ, bu mektup Abdullah ibn-i Sehel bulundu. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz kıldı el-kasamete, kasame-i yemini kıldı, fihi orada alel-yehud, Yahudiler üzerine kıldı. Öyle Yahud ki es-sükkan, orada sakin olan Yahudiler üzerine kıldı, la alel-maliki, onların malikleri olan Müslümanlar üzerine kılmadı. Öyleyse bir evde bir mektul bulursa sakinleri mesuldür, malik değildir. İmam Ebu Yusuf böyle iştihad etti. Kale, İmam Ebu Yusuf dedi ki, فَكَذَٰلِكَ نَقُولُ, biz böylece deriz. كُلُّ قَتِيلٍ, her bir öldürülmüş adam ki, وُجِدَ فِي دَارٍ, bir evde bulundu. اَوْ اَرْضٍ, yahut da bir yerde bulundu. Öyle yer ki, فِيهَا sakin, o yerde sakin vardır. Öyle sakin ki, مُسْتَعِرٌ, icarla sakin, اَوْ مُسْتَعِيرٌ, yahut da emaneten, emanet almış da oturuyor. فَالْقَسَامَةُ قَسَامَا فِي ذَٰلِكُ, bu meselede وَدِّيَتُ دِيَتْ عَلَى السَّاكِنِ, orada sakin olan adamdır. İster icar terekiyle sakin, ister istiare terekiyle. O sakine tereddüb eder. لَا عَلَى رَبِّهَا الْمَالِكُ, o yerin sahibi malikine değil. İmam Ebu Yusuf'un iştihadı bu. وَكَانَ اَبُوْ حَنِفَةَ وَمْحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنُ رَحِمَهُمَ اللّٰهُ, İmam Ebu Hanife, sen mesulsan, sen araştır, sen bul, sen sıkıştır, öteki müstehcir bir adam. İmam Ebu Hanife ile İmam Muhammed böyle diyor. Oturmayınca nasıl haber alacak adam? Nasıl alırsan al, mal sahibi o mesuldür. Yani bir tuhaf mesele oluyor, benim haberim yok, sen duruyorsun Mekke'de, evin Medine'de. Medine'deki icar etmişsin, bir evde ölü bulunmuş. Ya istersen Mekke'de olma, istersen Medine'de ol da başka bir mahallede ol. Tabii başka mahallede. Ki seni mesul tutuyor. İmam Nazım ile İmam Muhammed diyor ki ev sahibi, ev sahibi mesuldür diyor. Peki onun da, onların da delili var. وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمَا عَلَى أَبِي يُسُفْ رَحِمَهُ اللّٰهِ, bunların Ebu Yusuf'un aleyhine hüccetlerinden de diyor. اَنَّ ذَٰلِكَ الْقَتِيلُ, o katil Abdullah ibn Sehel, لَمْ يُذْكَرْ لَنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ, bu hadiste zikredilmedi ki اَنَّهُ وُجِدَ بِخَيْبَرْ, o Khayber'de bulundu ama ba'de meftutihat, fetholunduktan sonra ev kable zalik, fetihten evvel. Böyle hadiste bir rivayet yok. Khayber'e gitmiş de Khayber'de ölü bulunmuş. O vakit Khayber fetholunmuş miydi, olunmamış mıydı? Hadiste rivayet yok. Bunu rivayet edenler Khayber'in fethinden sonra yahut Khayber'in fethinden evvel bir şey zikretmediler ki diyor. İmam Ebu Yusuf'un bu delili bize delil olsun dediler. Fakat yecudu, caiz olur ki en yekune usibe fiha, Abdullah ibn Sehel isabet edilmiş ola, yani öldürülmüş ola, fiha Khayber'de ba'de meftutihat, fetholunduktan sonra öldürülmüş ola. Fe yekune zalik, bu mesele ola ki ma kâle Ebu Yusuf rahimahullah, İmam Yusuf'un dediği gibi ola. Eğer Khayber'in fethinden sonra Abdullah ibn Sehel öldürülmüş ise o vakit İmam Yusuf'un dediği gibi doğrudur. Niye? Onlar icarciydi. Yahudiler icarciydi. Peygamber Efendimiz de onlardan 50 kişinin yeminini teklif etti. Onlar da yemine hazır oldular. Fakat mektubun sahipleri kabul etmedi. Kendileri de yemin etmedi. Şimdi Peygamber Efendimiz burada kimin mesul tuttu? İcarcıları mesul tuttu. Eğer böyle olursa ve yecûzen yekûne usîbe, caiz ki Abdullah ibn Sehel öldürülmüş ola, fi hali ma kanet, şu
şu halde ki Khayber oldu idi. Sülhem beynen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve beyni ehliha. Peygamber Efendimiz ehli Khayber'le müsalaha yapmıştı. Fetihten evvel. Sülh var idi Khayber'le onların arasında. Caiz ki o zaman da oldu. Hadiste gelmiyor, geçmiyor. Fetihten sonra olursa İmam Ebu Yusuf'un dediği gibi doğru. Fetihten evvel olursa bu da caiz. فَاِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي حَالِ مَا كَانَتْ سُلْحًا قَبْلًا تُفْتَحًا. Eğer bu mesele Khayber'in fethinden evvel sülh vaktinde oldu ise فَلَا حُجَّةَ لَا بِيُسُفْ رَحِمَهُ اللّٰهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. İmam Ebu Yusuf'un delili olamaz. İcarcılara aittir diye delil getiremez ki. Niye? Bu vakitte Yahudiler Khayber'e maliktiler. Bizim mesele buraya taalluk etmez. وفي حديث أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن أبي ليلى من حديثه أولوجدر ما والبر عبارة حكم أولوجدر كي يدل دلالة ده أنها كانت وقت المسألة أولدي أنها كانت خيبر أولدي يوميز وقت الجني سلحان سلفدي يعني فتح رممشتي وذلك بدا أنه فيه. Onda olucudur ki hadiste enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle lil ensar radıyallahu anhu. Ensara dedi ki imma en yedû sahibeküm. Ya onlar sizin sahibinizin diyetini versinler ve imma en yu'zinû biharbin. Yahut da harbe hazır olsunlar. Yani bak bu kelime delalet ediyor ki Khayber fethedilmemiş. Ya bunun diyetini versinler Yahudiler yahut da harbe hazır olsunlar. وَلَا يُقَالُ هَذَا. Bu söylenilmez. اِلَّا لِمَنْ كَانَ ف۪ي اَمَانٍ وَعَهْدٍ. İlla eman ve ahette olan kimseye denilir. ف۪ي دَارٍ. Bir yerde ki هي o sülhün. Sülhdür beyni ehliha ve beyni müslümin. Oranın ehalisiyle Müslümanlar arasında sülh olan bir yerde bu söz söylenilir. Sizinle sülhümüz var idi. Siz bize eziyet etmeyecektiniz. Şimdi eziyet ettiniz, sülhü bozdunuz. Ya bunun diyetini verin yoksa size elanı harp edeceğiz. Bu delalet ediyor ki Khayber fethedilmemişti o vakit. وَقَدْ بَيَّنَ ذَٰلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ فِي حَدِيثِ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدِ. Bu hadisi Yahya bin Sa'id rivayet ediyor. Ondan Süleyman bin Bilal'ın rivayeti de bunu izah ediyor. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْكَعْنَبِيُّ قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن سهل بن يزيد زيد evet ve محيصة بن مسعود بن زيد الأنصاري. Bunların ikisi Zeyd'in evladı. Zeyd'in bir Mes'ud bir de Sehel isminde oğlu varmış. Muhayse Mes'ud'un oğlu, Abdullah da Sehel'in oğlu. İşte amcası olmak bu itibariyle. Min Beni Harise'te Ensar'dan Beni Harise'den bunlar. Haraca ila Khayber, Khayber'e gittiler. Fi zemeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in zamanında Khayber'e gittiler. Vahiy Khayber de yevme izin, o vakitte sülhün sülh idi. Müslümanlar ile müsalaha yapmıştı. Bu açıkça beyan ediyor. Ve ehluha Yahud. Ehli de Yahudiler idi. Feteferraka li hacetihima. İhtiyaçları için birbirinden Khayber'de ayrıldılar. Fekutil Abdullah ibn Sehli. Abdullah ibn Sehel katlolundi fevucide fi şirbihi maktulen. Onların bir su içecekleri yerde bulundu, bir kuyuda. Fedefenehu sahibu, sahibu onu defnedildi Muhayse. Sümme akbele ilel medineti, sonra Medine'ye geldi. Femeşşâ ahul maktul Abdurrahman ibn Sehel. Ölen adamın kardeşi Abdurrahman ibn Sehel bu gitti. Ve Muhaysatu ve Huveyse, amucaları Muhaysa, Huveyse de gittiler. Fezekerû li Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e söylediler, şâne Abdillâh ibn Sehl. Abdullah ibn Sehl meselesini söylediler. Ve keyfe kutil, nasıl katledildiği onu da söylediler. Yani kimse görmemiş, böyle öyle bulunmuş. Buna ne tereddüt eder? Feza'ame Büşeyr ibn Yesar. Büşeyr ibn Yesar zühmetti ki ravilerden bu. Ve huve yuhaddisu ammen edreke min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Büşeyr ibn Yesar kendisi vakaya hazır olmamış. Fakat ashabi Resulullah'tan işitmiş o. O zühmetti ki ennehu kâle lehum. Peygamber Efendimiz
Ensar'a dedi ki, تَحْلِفُونَ خَمْس۪ينَ يَم۪ينًا وَتَسْلِحَكُونَ دَمَا قَد۪يلِكُمْ اَوْ صَحِبُكُمْ. Ya 50 yemin, yemin edersiniz, 50 kişi yemin ederseniz, bu vakitte sizin sahibinizin, mektulunuzun kanına müstahak olursunuz, istihkak kesbedersiniz, diyetini alırsınız. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ dediler ki, مَا شَهِدْنَا وَلَا حَدَرْنَا. Biz şahit olmadık, görmedik ve hazırda değil dedik. Ne bilelim onların öldürdüğünü ki? Çünkü yemin edecekler. قَالَا فَتُبْرِئُكُمْ sizi beri kılar mı? Yahudun, Yahud bi khamsine yeminen 50 yemin. 50 yemin yaparlarsa siz vazgeçer misiniz? فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ نَقْبَلُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ kafir olan bir cemaatin yeminini nasıl kabul edelim? فَزَعَمَ بِشَيْرٍ Ravi Büşeyr ibn-i Yasar zuham etti ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz akalehu onun diyetini verdi. Öyle zuham etti. Yani bu mesele muhakkak değil. Resulullah Efendimiz de onun diyetini vermiş mi vermemiş mi? Büşeyr öyle diyor diyor. O diyor ki verdi diyor. Öyle zuham etti. فَبَيَّنَ لَنَا هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis bize beyan eyledi ki اَنَّهَا كَانَتْ خَيْبَرْ اُلْضِيْدِ فِي وَقْتِ وُجُودِ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ سَهْلٍ فِيهَا قَتِيلًا Abdullah ibn-i Sehl'in katil bulunduğu günü Khayber اُلْضِيْدِ دَارَ سُلْحٍ وَمُهَادَنَةٍ Dar-ı Sülh ve Dar-ı Hüdne'ydi. Müslümanlarla onların arasında hüdne vardı, sülh vardı. فَانْتَفَى بِذَالِكَ Bununla mültefi oldu. Ney? اَنْ يَلْزَمَ اَبَا حَن۪يفَةَ مَمْحَمَّدًا İmam-ı Ebu Hanife, İmam-ı Muhammed'e lazım gele şeyün bir şey lazım gele. Onların aleyhine yani hüccet olan. Neden? مِنْ مَحْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمَا اَبُوْ يُسُفْ رَحْمَةُ اللّٰهِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisten İmam-ı Ebu Yusuf delil getirdi ya, İmam-ı Ebu Yusuf'un delilinden onların aleyhine hiçbir şey tereddüt etmez. Niye? Bizim meselemiz Müslüman bir memlekette, bir evde ölü bulunsa, bir yerde ölü bulunsa icarci mi mesul, ev sahibi mi mesul? Ya İmam-ı Büsün getirmiş olduğu delil Müslümanlar arasında değil ki. Khayber'de bu vakı olmuş, o vakitte Khayber fethedilmiş değil idi. O malikleri kim idi? Yahudiler idi. Tabi Yahudiler mesulü değil. Evet. لَاَنَّ فَتْحَ خَيْبَرْ اِنَّ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ Khayber'in fethi bu meseleden sonra oldu. قال ابو يوسف رحمه الله عليه فقد امام يوسف ne diyor والنظر يدل على ما قلنا ايضا fakat kıyas benim dediğime delalet eder diyor. Siz bunu kabul etmiyorsunuzsa kıyasa vursak kıyas benim dediğim gibi çıkar diyor. Yani icarcı mesuldür. Mal sahibi değil. Allah Allah. لذلك ان راينا biz gördük الدار المستأجرة والمستعارة İcar edilmiş bir ev yahut da emanet alınmış bir ev fi yedi müste'ciriha ve müste'iriha o dar da icar eden adamın elinde yahut da emanet alanın evinde la fi yedi rabbiha kendi sahibinin elinde değil. Evet. Ela tera ennehuma ve rabbuha şimdi böyle adam icariye vermiş yahut emanet vermiş mal sahibinin evden alakası kesilmiş. Yani sükre itibariyle, oturma itibariyle. Bunlar ihtilaf etseler. اَنَّهُمَا وَرَدْبُهُمَا لَوْ اِخْتَلَفَ Onlar ihtilaf etseler. Ne der? فِي ثَوْبِينَ bir elbisedeki vücide fiha. O evde bulundu. Bir elbise var. Bunda ihtilaf ediyorlar. Mal sahipleri diyor ki benimdir. İcarda oturanlar diyor ki benimdir. Hangisinindir? اَنَّ الْقَوْلَ ف۪يهِ Burada söz قَوْلُهُمَا icar tutan, emanet oturan adamın sözüdür. لَا قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ mal sahibinin değildir. Orada bir elbise bulundu. Mal sahibi diyor ki ya bu benim, ben unuttum diyor orada. Onlar diyorlar ki hayır senin değil bu, biz burada oturuyoruz, bizimdir. Mahkemeye çıksalar hakim hangisinin sözünü tutar? Orada icar oturan adamın sözünü tutar. Buradan kıyas yapacak. Fekezalike diyor, böylecedir. Mâ vücide fîhâ minel katla. Katla bulunursa, ölü bulunursa bu da böyledir. Fehüm mevcudûne fîhî. Ölü bulundu, o icarcı yahut emanetçi de orada. Ve hiye fî yedi müste'cirihâ ve yedi müste'irihâ. Ve halbuki o müste'cirin elindedir yahut da emanetçinin elindedir.
La fi yedi rabbiha, sahibinin elinde değildir. Öyleyse o icarcı mesuldur. İmam Nazım'ınki piyasa daha mutabık. Öyle ya, evde bulunan ölü kim? Ev sahibi mesul olacak. Orada oturan adam mesul olur. Fema vecebe bizalik. Öyleyse o bir şey ki bu sebeple vacip oldu. Min kasametin ve diyetin, kasamet ve diyetten. Fehye o kasame ve diye. Alâ men hiye fî yedihî. Alâ men bir kimse üzerin olucudur ki. Hiye o ev fî yedihî, o adamın elindedir. La alâ men bir kimse üzerinde değildir ki. Leyset ev olmadı fî yedihî elinde. Ve inkâne milkühâ lehu, evin milkü onun ama fakat kendi elinde değil. Orada duran kimse o mesuldur. Fekâne min hücceti Muhammed ibn-i Hasan rahimahullah fî zâlih. Peki İmam Ebu Yusuf güzel bir kıyas yaptı. Mesuliyeti müstecire ve müstahire yüklediği. İmam Muhammed ne cevap veriyor? Diyor ki İmam Muhammed de o da bir hüccet getiriyor. Yani kıyas itibariyle. En gali İmam Muhammed dedi ki Re'eytu icma'ahu. Ben ulemanın icma'ını gördüm ki kaddelle delalet ediyor. Ala ennel kasamete kasame tecibu alel malik la alel sakit. Ulema icma etmişler ki evin sahibi kimse kasama ona aittir. Orada oturana değildir. İcma vardır diyor. Ve zâlike bu icma da ne, nasıl olur? Şu şekilde ki enne racülen ve emraetehu. Bir adam, bir de onun ailesi levkânet fî eydîhima, onların elinde olsa dârun bir ev yeskünânihi, öyle ev ki ikisi beraber oturuyorlar. Vahiy albuki evli zevci kocanındır. Erkekin bir evi var, ikisi beraber oturuyorlar. Kadın koca oturuyorlar. Fevucide fîhâ katîr. Bir ölü bulunsa bu evde. Kânetil kasâmetu ve diyetu alâ âkilatil zevci hâssâ. Bu ölü bulundu, hükümet mesul etti mi? Diyeti, kasâmeyi kimin üzerine yüklerler? Kadınla kocanın üzerine ortak mı yüklerler, yoksa kocanın üzerine mi yüklerler? Kocanın ve kocanın kabilesi üzerine yüklerler. Diyeti onlar kocanın kabilesinden alırlar. Dûnâ âkilatil mer'eti, kadının âkilesine, cemaatine yüklemezler. Öyleyse niye? Sebep, o ev o kocanın olduğundan dolayı. Eğer oturmak sebep olsaydı, ikisinin cemaatine yüklenmesi icap ederdi. Fakat malik mesul olduğundan dolayı ev kocasının, onun için kocasından ve kocasının kabilesinden niyet alıyorlar. Ulemanın bunda icmai var diyor. وَقَدْ عَلِمْنَا biz bildik ya نَيْدِيَهُمَّ عَلَيْهِمَا. Onların ikisinin eli de evet aleyhime ne demek aleyhime? Aleyha olacak. Aleyha. Zala vakit alimine biz bildik ki enne eydiyehuma, o kadın da kocanın elleri aleyha dar üzerinedir. İkisinin elindedir dar. Aleyha yapın onu. Ve enne ma vucide fiha min siyabin. Orada bulunan elbiseden feleyse ehadumma evla bihi. Birisi ötekinden evla olmadı. Minel ahar ötekinden. İlla lima'nen. Yahut da aleyhime de olur. Yani birisi müstecil olarak, birisi malik olarak. Bir adam, birisi müstecil, öteki de malik. O vakitte aleyhime de olabilir. Ve kad alimne enni eydiyehuma aleyhime. Gene aleyhime olmaz. Aleyha gene olacak. Aleyhime ne? Bir şey. Ev üzerine. Eydiyehuma, onların elleri aleyha, ev üzerinedir. Birisi malik itibariyle, malik olmak itibariyle aleyha. Ben öyle yaptım. Ve enne mâ vücide fîhâ min siyâbin. Elbise orada bulunduğu felîse ehadûmâ evlâ bihî minel âkhir. İllâ limânâ. Birisi ona daha evlâ oluyor. Hani icarciyine mülk sahibi kesse, elbiseyi dava etseler, hangisine veriliyor? İcarciye veriliyor. Ne için? Mal sahibinin sözü tutulmuyor. İlla limanen, bir mana için. Öyle mana ki, leyse min kibelil milk vel yedi fî şeyin. Milk tarafından yahut da leyse min kibelil milk, milk tarafından değil. Veliyet cihetinden de değil. Fî şeyin bir şeyde olmadı. Yani bunun milki vardır ya, yahut da bunun eli buradadır da bundan dolayı değil.
başka bir mana için oldu. O da ne olması? Orada sakin olması. İşte. Orada o öyle sakin olması. فَلَوْ كَانَتِ الْقَسَامَةُ يُحْكَمُ بَهَا كَرْ قَسَامَةُ لَحُكْمُرُنْسَيْدِ عَلَى مَنْ اَدَّارُ فِيَتِهِ Dar kimin elindeyse kasamet ona olsaydı لَحُكُمَ بِهَا عَلَى الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ O kadın ile kocanın üzerine hükmolurdu cemiyen beraber. Madem orada katil oldu, ikisi de mesul olurdu. لَاَنَّ الدَّارَ فِي اَيْدِهِمَ Dar onların ikisinin elindeydi. وَلَاَنَّهُمَا سَكَنَاهَا Çünkü onların ikisi onda sakin idi. Öyleyse eğer İmam Ebu Yusuf'un dediği gibi eğer sükuna itibar edilseydi o ölü adamın diyeti hem kocanın kabilesinden hem kadının kabilesinden alınırdı. Halbuki yok, diyorlar ki kocanın erkeğin kabilesinden alınır. Demek ki ne? Mit müateber. فَلَمَّا كَانَ وَقْتَكِ اُلْدِ مَا يَجِبُ فِزَالِكَ Burada vacip olan عَلَى الزَّوْجِ خَاسَ Zevce oldu, zevce vacip oldu. دُونَ الْمَرْءَ Kadına değil. Ne için? اِذْ هُوَ الْمَالِكُ لَهَا Çünkü malik olan o erkek. كَانَتِ الْقَسَامَةُ وَالْدِيَةُ Öyleyse kasamet, diyet de oldu. فِي كُلِّ الْمَوَادِ Her bir mevzide. Öyle mevazi ki اَلْمَوْجُودِ فِيهَا الْقَتْلَ Ölünün bulunduğu bütün mevzilerde de kasame diye oldu. Ala malikiha la ala sakiniha. Onun malikine oldu, sakinine olmadı. Bu da bir kıyas. İmam Ebu Yusuf de güzel bir kıyas getirdi. Bu da bir kıyas getirdi. Fakat burada hangisi daha kuvvetli? İmam-ı Tahavi, İmam Muhammed'i tercih etti ama bence İmam Ebu Yusuf'unki daha kuvvetli. Bilmiyorum. Adam ne bilsin ev sahibi evde kim ölmüş, kim kalmış? Ne haber var onun? Ha?